Çevremde ölen insanlar, arkadaşlarımı kaybettim ben bunun yüzünden. Rahatça nefes alamıyoruz, yürüyemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Her yönden etkiledi sosyal aktiviteleri. Daha izole bir yaşam yaşıyoruz şu an. Yani insan sağlığından daha önemli bir şey yoktur virüsün etkilemiş oldu. Anne olma sürecimi geciktiriyor diyeyim. Sen 65'i bitirdin. Bitirdik ya. Oho, pilimiz bitmiş bizim. Ya, ya. Devlet bile kabul etmiyor. Şimdi dışarı hiç çıkmayacaksın diyor. Koronavirüs hayatınızda en çok neyi etkiledi? Koronavirüs işlerimi etkiledi en çok. Ben kişiye özel dikim yapıyorum. İster istemez düğünler bitince abi olarak sektör yavaşladı. Fazla da etkilemedi. Benim hayatım koronavirüsten önce de böyleydi. Sınava hazırlanıyordum. O yüzden çok bir şey değişmedi. Sadece işte maske, dezenfektan falan. Öyle. Koronavirüs hayatımda en çok sosyal hayatımı etkiledi. Hani dışarı çıkan bir insanım. Dışarı çıkamadım. Bu yaz tatile gidilecekti. Gidilemedi. Allah korunmaya çalışıyoruz o şekilde. İnsanlarla ilişkimizi, sosyal hayatımızı, sağlığımızı her türlü etkiledi yani. Okullar kapandı, okullara gidemiyoruz. Baksanıza, tineni aldım şimdi, yalvaya yapacağım evde. Yani her şey geç oldu, hocalarım yanımda yok. Ne bileyim, daha iyi eğitim alamıyorum şu an. İkinci dönem inşallah açılır ve giderim. İşletmeciyim, kurumsal bir kafenin işletme sahibiyim. Pandemiden dolayı bayağı bir etki yaptı. İşlerimizdeki bayağı bir düşüştük. Ve onunla birlikte devletimize vermiş olduğu destekler beklediğimiz gibi değil. Tabii devletimize de bu konuda hak veriyoruz. Bu kadar esnafla, bu kadar işverenle uğraşmak kolay değil. Ama gerçekten bize çok büyük sekte vurdu. Özellikle de hizmet sektörü. Bunların içerisinde bizleri de dahiliz. Maske takmayı, dışarı çıkıp gezmeyi, rahat rahat hareket etmeyi, bunlar. Her şeyi etkiledi aslında. Çocukları en çok da etkiledi. Sıkıntılı yani. Çalışma hayatımızı etkiledi. Biraz işte işlerde durgunluk etkiledi. İş hayatını etkiledi maddi yönden, manevi yönden. Arkadaş ortamımızı etkiledi, çalışmalarını etkiledi. Çevreyle ilişkimizi etkiledi. İşte her şeyi etkiledi genel olarak. En çok maskeyi etkiledi. Gezmeyi etkiledi çok fazla. İstediğimiz zaman dışarıya çıkamaz olduk artık. Mecburiyet olmadığı sürece çıkmıyoruz. Sosyal hayatımızı etkiledi, ekonomik hayatımızı etkiledi. Yani her psikolojimizi etkiledi, her şeyi etkiledi yani. Bir, ticaret yapamıyoruz. İki, çocuklarımızın canı çok sıkıldı. Ne tatile gidebiliyoruz, ne dışarı çıkabiliyoruz. Benim öğrencim var, buraya geldik. Boşuna geldik çünkü okul da yok. Yani bir sürü masraf ettik. Hiçbir şeyimiz yok, her şey dondu kaldı. Çocukların zaten psikolojisi bozuldu biliyorsunuz. Yani dışarı gidemiyorsun, gezmeye gidemiyorsun, ticaret yapamıyorsun. Ailece alışverişe gidemiyorsun, pikniğe gidemiyorsun. Yani her yönden etkiledi bizi. Özellikle yani bu sosyal alanda bayağı bir hayatımızı etkiledi, yaşantımızı. Daha sonra bu iş olarak mesela ben telekom firmasında, telekomünikasyon firmasında çalışıyorum. Özellikle bu gittiğimiz yerlerde abonelerde sağlık çalışanları kadar değerimiz var mı bilmiyorum ama yani muhtemelen biz de eğitim yönünden insanlara ya da eğitimcilere ya da hastanedeki olan yerlere internet bağlantıları yapıyorum mesela. Ne kadar hizmet verebildik, onun için çok çalıştık. Hatta normal çalışmamızın üzerinde de bir çalışma yaptık. En çok iş hayatımızı etkiledi. Alışveriş, komşularla diyaloglarımız, akrabalarla diyaloglarımız bunları etkiledi. Yaşam tarzım birçok şeyini etkiledi. Yani size nasıl diyebilirim? Yani istediğimiz her yere gidemiyoruz. Her yeri gezemiyoruz. En çok sosyal hayatımızı etkiledi. Yani arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Evimize arkadaşlarımızı davet edemiyoruz. Ailelerimizle görüşemiyoruz. O şekilde daha izole bir yaşam yaşıyoruz şu an. Önce okulum, sonra sosyal yaşam. Onun dışında da işte işi çok etkiledi en çok. Mesleğimi yapamıyorum şu an. Onun dışında sanırım bu kadar. Teşekkür ederim. Bir de çevremde ölen insanlar, arkadaşlarımı kaybettim ben bunun yüzünden. Bunun dışında yok sanırım. En çok insan sağlığına, ekonomik kriz. Başka bir şey yok zaten.
Yani insan sağlığından daha önemli bir şey yoktur virüsün etkilemiş oldu. Ben 2 yıllık evliyim. 36 yaşındayım. Tam anne olmak istediğim zaman yani nasıl desem anneliğimi, anne olma isteğimi yani doktora gittim gerçi ama eşimle birlikte eşim geçmesini bekliyor. O yüzden yani onu anne olma sürecimi geciktiriyor diyeyim. Öyle ifade edeyim size. Rahatça nefes alamıyoruz, yürüyemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Her yönden etkiledi sosyal aktiviteleri. Ahrabalıklığı kestik, arkadaşlığı kestik. Bir komşuya gidemiyor. Bir doğru. Ne bileyim yani doğru. Cenaziye gidemiyorsun, cenaziye. Gidemediğimiz gibi. Yani irtibatlar kesildi. Yani sıkıntı, evden de pek dışarı çıkmıyoruz. Kimseyle muhatap olamıyor. Hele hele bizler de ya. Sen 65'i bitirdin. Bitirdik ya. Oho, pilimiz bitmiş bizim. Ya. Devlet bile kabul etmiyor. Dışarı hiç çıkmayacaksın diyor.